İsfahan. Yıllarca Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir. Şehirde Sultan Melikşah ve Nizami Mülk'ün kabrinin bulunduğu türbe ve Selçuklu mimarisini görebildiğimiz Cuma Camii'ni ziyaret ediyoruz. İlk bölümde öncelikle Nizami Mülk'ün kubbesinin de olduğu Cuma Camii olacak. İkinci bölümde ise Nizami Mülk'ün ve Sultan Melikşah'ın türbesi. Kapısına kilit vurulmuş. Ama şu anda tabelayı da kaldırmışlar. Nizami Mülk, aynı zamanda yine Sultan Melikşah. Şu Melikşah'ın mezar taşına baktığımda şu anda bu içinde bulunduğumuz Nizami Mülk'ün türbesi sağlam kalıyor. Herkese merhaba. İran'dan sevgiler, saygılar. Şu anda Eski İsfahan bölgesindeyim. Burada çok fazla Büyük Selçuklu Devleti'nin izlerini görebiliyoruz. Şimdi de zaten İsfahan'da görülmesi gereken yerlerden biri olan Büyük Selçuklu Devleti'nin izlerini de taşıyan Cuma Camii'ye geldik. Yanımda yine Berna var. Merhaba. Günaydın, nasılsın? Günaydın. Artık değil herhalde. İçe geliyorsun. Benim için gün yeni aydı. Hava çok sıcak olduğu için biz öğle saatlerinde başlıyoruz güne. O yüzden günaydın diye giriş yaptım. Ama zaten sabah ya çok erken saatte geleceksin ya da biraz öğleden sonra gelmen lazım. Yoksa gerçekten çok sıcak oluyor. Dükkanlarda bak hep kapatmışlar hani güneşten. Güneşten değil, öğle uykusu. Burada 3 saat öğle uykusu oluyormuş. Fazla motor da kullanıyorlar. O yüzden her yerde motor, bisiklet dolu. Ya bazı dükkanların hep kepenkleri kapalı. Şurada sağdan. Burada tarihi camilere girerken ücret ödemeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir durum var. Ben İran vatandaşı olmadığım için büyük ihtimalle iki katından fazla bir para ödeyeceğim. Tam ücretini bilmem. Şimdi soracağız birazdan. Keşke iki katı olsa. Sanırım 10 katı. 10 katı mı? Tabii, daha da fazla da olabilir. Zincir görüyorsunuz. Bunun birinci sebebi atlılar buraya giremesin diyeymiş. Yani atından insin, öyle giriş yapsın. Hı-hı. İkincisi de şöyle olduğunu da söylüyorlar. İşte buraya insanlar, böyle günahkar olan insanlar gelip tutunup işte Allah'ım beni affet. Beni affet ya da medet umuyor vesaire. Bunun için olduğu söyleniyor. Giriş 100 bin tümenmiş. İyi. Diğer yerler 200 olmuş. Bu 100. Evet, bu 100'de kalmış. Türkiye. Şomam Türkiye. 20, 30. Bir de bende de anlaşılan yok. Türksünüz. Türk Kaşkayı, Azerbaycan. 100 bin tümen, 100 bin tümen. Bizde yalan yok. 2 dolar. Ama bize göre çok abi. Bizde camiler bedava. Tu Türkiye Mescid Raygane. Hatta Ayasofya Mescid Show Raygane. Para yok. Burada paralı. Şöyle vereyim. Gül içeriye. Tamam. Sağ olun. Sen de bana, bana kona, buyur. Teşekkürler. Ve hayli memnun. Türkiye'den gelmişsin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Burası cami olmadan önce Zerdüşt Tapınağı'ymış. Buradaki çoğu kişi burayı eskiden kilise veya sinagog olduğunu söylüyorlar. Ama aslında Sasanili döneminden kalan sütun da buranın eskiden Zerdüşt Tapınağı olduğunu kanıtlar niteliğinde. İran'da birçok caminin yeri eskiden Zerdüşt Tapınağı, yani Ateş Tapınağı'ymış. Ama şu anda yerlerinde cami var. Şuradan da bağdaştırabiliriz. Mesela Osmanlı'da fethettiği yerleri, öncelikle kiliseleri cami olarak değiştiriyordu. Burada da ateş tapınakları, Zerdüşt tapınakları cami olarak değiştirilmiş. Abbasiler dönemiyle cami oluyor. Daha sonra Büyük Selçuklu Devleti ve diğer devletler döneminde de eklemeler yapılarak şu anki günümüzdeki halini alıyor. Şimdi burada 4 tane eyvan var. Sahip eyvanı, derviş eyvanı, ostat yani üstad eyvanı ve şagird eyvanı yani öğrenci eyvanı. Burayı yapan buradaki üstadın öğrencisiymiş. Şu an tabii ışık çok kötü. Biraz daha yakından göstermek lazım. Hatta üstadla öğrencisi arasında şöyle bir durum da olmuş. Burası karşıdaki üstadın yaptığının daha küçük versiyonu ve çoğu kişi demiş ki öğrencisi üstadından daha iyi yaptı. Demiş ki üstad zaman gösterir. Zaman da göstermiş Berna. Karşıdaki eyvan burada şurada küçük olarak yapılmış. Bakın öğrencinin yaptığı mimaride bir çökme oluyor.
biraz yana kayma oluyor. Fakat haklı çıkmış yani. Bir de üstadınkine de bakalım da. Çok kişi şurada uzanmış dinleniyor. Evet. Orası serin. Burası da üstadın yaptığı. Burada Hazreti Ali'ye özel bir şiir yazıyor. Burada yazan dua direkt karşıda ayna yansıması şeklinde gibi yazıyor. Burada da var. Safaviler dönemine ait. Bu kaselerde önceden su koyuyorlarmış. Bayram günlerinde de şerbet koyuyorlarmış. Cami Şah döneminde restore ediliyor. Merdiven var ve bu yükseklik var. Aslında bunun işlevlerinden bir tanesi şu an güneşten de çok daha net iyi anlayabiliyoruz. Eskiden burada su olduğu için suyun ısınmaması için kullanılıyormuş. Bunda birçok farklı da sebebi olduğu söyleniyor ama çıkalım. Ses eko yapıyor mu? Şu an sesin eko yapıyor. Normalde o yukarı çıkıyorlar. O yukarıdan aslında konuşma yapıyorlar, sohbet yapıyorlar. Ha, sohbet yapıyorlar. Ses her yerde duyuluyor. Tabii eskiden mikrofonlar falan da olmadığı için imamların sesini daha yüksek sesle duyurabilmesi gerekiyordu. O yüzden de belki böyle yükseklere çıkıp ses eko yaptığı için herkes duyabiliyordu camide. Ay yavrum, cama çarptı. Bir tane kitabı görüyorsunuz bakın. Bu kitabelerde vergilerle alakalı bilgiler varmış galiba İsfahan'daki. Normalde ben kitabı gördüğümde daha böyle insan bir de okuyamadığında duaymış gibi geliyor ama aslında burada vergiden bahsediyormuş. Burada dolu mühürler var. Şii mezhebinde bu sıkıştırılmış toprağa secde ediyorlar. Bunlar ne ki acaba? Onlar mesela namaz kılmak için içeri gireceksin ya, ayakkabılarını biri çalmasın diye. He. Buna koyup yanına alıyorsun. Mantıklı. Ama yani ayakkabı çalınıyormuş demek ki. Böyle bir kapalı olabilir. Diğer taraftan girebilir. Evet, kapalı. İç kısma geldik. Kubbelere bakar mısınız? Ama tabii ki şu tarihi ortamdaki hoparlörler. Maalesef bir de bunların çıkardığı sesler muhtemelen zarar da veriyordur. Bak, her yerde halı var. Normalde halı olmuyor. Ayakkabıyla giriyoruz. Bakın, fark ederseniz şuradaki kubbeler siyah, bu taraflar ise beyaz. Bunun sebebi de İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin Büyük Selçuklu Devleti'nin de başveziri olan Nizami Mülk Kubbesi var burada. Orayı hedef alan bir bomba gönderiyorlar. Ama bomba hedef şaşırıyor ve bu bölgeye düşüyor. Burası da daha sonra restore ediliyor. O yüzden de diğer taraflar, eski kalan taraflar siyah iken bu kubbeler gördüğünüz gibi alçıyla sıvanmış ve beyazlar. Burada da bir tane böyle kitaplık var. Kitaplık görünce şunu da söyleyelim. Burada normalde bir Nizam-ı Mülk'e ait kitaplık varmış. Ama Hasan Sabbah tarafından o kitaplık da yaktırılıyor. Şu anda dolayısıyla burada bulunmuyor. Televizyon için de program yapılmış da olabilir. Çünkü evet, alan yapmışlar. Sandalyeler var, önlerinde bu var, mühür var ya. Şimdi Şii mezhebinde bu mühürlere secde etmek zorundalar. Yani inançlarına göre namazları kabul olmuyor. Şimdi yaşlılar da eğilemiyor ya. Sandalyede namaz kıldıklarında. Şu şekilde yere eğilip secde ediyorlar. Yani buna burada secde ediyorlar. Masaya, yani buradaki sehpaya. Hatta onu tam ayarlı bile satıyorlar hazır olarak birleşik, ama burada bu şekilde yapmışlar. Nizamülmülk kubbesi burası. Oo, gerçekten ne kadar yüksek. Benim videolarımda, ben de video çekmiştim YouTube kanalıma. Burası bomboş ama şu an halılar var, ses sistemi var, sandalyeler var, mihrap var. Çok farklı bir yer gibi olmuş. Minber, pardon. Senin videonda, Berna'nın videosunda o zaman tarihi daha net görüp hissedebiliyorsunuz. Burada şimdi adım başı sandalye hoparlör olunca çok fazla anlaşılmıyor. Hatta galiba tam olarak şu bölümdeydi değil mi? Kıbleden dolayı caminin çevrildiğine dair izler. Önceden cami şu şekilde, aynen o görünüyordu ama benim videomda var da şu an göremiyoruz. Halıyla kapandığı için. Şu şekilde, sonrasında yani kıblede hata var. Sonra böyle kıbleyi çeviriyorlar. Camiyi çeviriyorlar yani kıbleye doğru. İşte normalde burada bir yerde onun izleri vardı ama şu an halı olduğu için
gösteremiyoruz. Ve şu kısımda da tabii bunu kapatıyorlar, kapatmışlar. Yani halı olmasa bile göremiyoruz da tam şu kısımda Sasaniler dönemine ait bir tane sütun var. O sütun da aslında işte buranın eskiden ateş tapınağı olduğunun bir göstergesi. Ama üstü kapatıldığı için zaten kimse göremiyor. İçerideki bölümde de sesini eko yapmasından bahsetmiştik ya. Burada da sesin daha net duyulabilir olması için buradan çıkılıyormuş şu kapıdan yukarıya. Yukarıdan konuşma yaptıklarında da ses böyle eko yaptığı için her yerden duyuluyormuş. Tabii o zamanlar yine dediğimiz gibi mikrofon falan olmadığı için genellikle böyle ekodan yararlanarak sesi duyuruyorlar camilerde. Şahlar döneminde restore edildi demiştik. Şimdi bir tanesi restorasyon örneği göstereceğiz. Normalde şu burası restore edilmiş hali ama camekanla da böyle küçük bir parçasını ayırıyorlar ki burada da eski halini görebiliyoruz. Cami içerisinde yine çok önemli yerlerden bir tanesine geldik. Şurayı görüyorsunuz. Moğol hükümdarı Olcayto Müslüman oluyor. Ama ilk olarak Sünni mezhebinde. Daha sonra Şii mezhebine geçiyor. Burada da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Devamında ne yazıyordu Berna? Ali Veliyullah. Yani buradaki yazıdan da Şii olduğunu anlayabiliyoruz. Ama halk tepki gösterince tekrar Sünni mezhebine dönüyor. Ama aslında kaynaklarda da daha sonra Hristiyan olduğuna dair ve en sonunda da şaman olarak öldüğüne dair iddialar var. Minberler de Safaviler, İlhanlılar ve Kaçarlar dönemine ait. Orası biraz uzakta ve karanlıkta kalmış ama şöyle biraz daha yakın göstereyim. İsfahan'ın havası çok sıcak. Burada bir çöl havası var. Dolayısıyla özellikle de öğle saatleri falan aşırı sıcak oluyor. Burası yapılırken şuna göre tasarlanmış. Güneş ışınları kışın elvanın sonuna kadar gittiği için burası sıcak oluyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi gölge var. Yazında ışınlar daha önde kaldığı için gölge oluyor. Burada da mesela yine restore edilmeden önceki eski hali böyle korunmuş. Hacı'nın mülk kubbesinin olduğu yere geldik ama burada şu anda tadilat var. O yüzden zaten yukarıda da görülüyor. O dönemin mimari harikasıymış burası. Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Sabah erken saatleri bir tek kuş sesi falan geliyor. Baksanıza insanlar çok sessiz. Şu anda ortamı ben sesimle biraz bölmüş oldum. Şimdi İsfahan'da arkadaşım Samira ile buluşacağım birazdan. Onunla gezeceğiz bugün. İsfahan İran'ın en büyük üçüncü kenti. Tarih boyunca da çok büyük öneme sahip olmuş İsfahan. İmam Hüseyin Meydan'a geldim. Metroya bindim. Çok da kolaydı. Ama açıkçası size şeyi gösterecektim sabah işte. Kart alacaktım. Kartın içinde olacaktım. 10.000 tümen falanmış kart. Yani 2,5 lira falan yapıyor ama adam benden bilet parası almadı ya. Ben buraya kadar metroyla ücretsiz gelmiş oldum. Büyük ihtimalle kara borsanın olduğu yere geldik. Çünkü çok kalabalık. Burada döviz işlemleri falan oluyor demişlerdi. Aynen bak şu köşede dövizci var. Ben Eylül ayında geldiğimde çok rahat değiştirmiştim ama şu anda nakit sıkıntısı İran'da artmış durumda. O yüzden 100 dolar üstünü genellikle bozmuyorlarmış. Selam aga. Do you know where is the Çehil Sütun? Palace, yes. Yes, thank you. Madam, taxi, no, Şeki Menara, Church One. I have a friend, she will come, thank you. Biri Siyasepur, biri Kaçu. Thank you, hayli memnun. Hüdafız. Çin? Çin? No, guess which country? Which country? Türkiye. Kimse demiyor abi Türkiye diye ya. Merhaba Samira, nasılsın? İyiyim, günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın, nasılsın? İyiyim ben de. Bugün bana Samira eşlik edecek. Kendisi de rehber zaten. Çok da deneyimli. Ederim, çok hatta çok ünlü isimlerle çalıştığını duyduk.
Utanırım ben. Şimdi Çehel Sütun'a geldik. Burada buluştuk. Önce buraya bir gezeceğiz. Çehel Sütun Sarayı. Çehel Farsça'da kırk anlamına geliyor. Zaten bu kelime şeyde geçmişti. Türkçe'ye de geçmişti. Çilehane. Yani 40 gün inzivaya çekilme. Bir de mesela Fars edebiyatında da 40 kelimesi kutsal ya da çoğunluğu temsil ettiği için o yüzden bu ismi buraya vermişlerdi. Ama bazen şöyle de diyorlar, burada 20 tane sütun var. 20 tane sütunun suya yansımasıyla havuzun suyuna 40 oluyor. Bu 40 oluyor. Bazen böyle şeyler de oluyor. Yani kaynaklarda da yazılıyor. Ama burası mesela İsfahan'ın en güzel sarayı diye geçiyor. Çok güzel bir mimarisi var. Yine tabii ki İran vatandaşlarından farklı bir ücret ödüyorsunuz. Girişi 100 bin tümen, yani 45 TL falan gibi bir şey yapıyor. Kasesi, ortada da Şah İsmail'i gösteriyor. 1514 veya 1518 yılında İran-Türkiye sınırları içerisinde işte bu Çağlayan Savaşı gösteriyor. Şimdi Snap'ten taksimizi çağırdık. Uygulamalardan taksi çağırmak çok kolay. Eskiden böyle değildi. Mesela insanlar rahat rahat parklarda kamp kuruyorlardı. Şimdi yasak. Ama sonra işte biraz düzen haline getirdiler. Ama orası o kadar büyük bir alan mı? Şurada kamp yapmak yasak yazıyorlar da. Evet, artık yani şehir içinde İsfahan Belediyesi hiç izin vermiyor. Belli yerler var kamp yapmak için. Selam aga. Şimdiki durağımız Türk İslam tarihindeki çok önemli isimlerden bir tanesi olan Zamülmülk Türbesi. Zamülmülk diye bir cadde var İsfahan'da. Yani o Selçuklu Cuma Camii, bir de Selçuklu Saraylarının hemen orada yer alıyor. Hatta mesela İranlı Nizamülmülk, işte Melikşah, Terkan Hatun'un mezarlarının İsfahan'da olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Evet, geçen bir tane yazı okudum. Şey diyor, İsfahan'da sordum bayağı bir kişiye diyor, hani biz türbeyi bulabilmek için. Kimse bilmiyordu diyor türbesini. Bak, sokağın ismi Nizamülmük diye yazıyor. Bulunduğumuz bölge şu anda eski İsfahan diye geçen bölge. Selçuklu saraylarından bahsediliyor bazı kitaplarda. İşte bu sarayların bir tanesi de bu mahallede yer alıyordu eskiden. Ama sonradan artık buralar yerleşim yerleri olmuş. Onlardan da bir tanesi de Selçuklu Cuma Camii'nin içinde yer alıyormuş. Ki orası sadece cami değildi. Selçuklu devletleri, özel misafirleri geldiği zaman da misafirlerin ağırladıkları yer. Evet. Sarayların en önemlisi işte bu mahallede yer alıyordu. Hatta şeyleri de var, haritaları da var. Umarım açıktır. Normalde Nizamülmülk'ün türbesi genelde kapalı oluyormuş. Hatta şey, kapısı kilitli falan oluyormuş. İçeriden biri olmazsa ziyaret edemiyormuşsunuz. Ben bir grubun vesilesiyle burayı tanıdım. Hatta ben rehber olduğuma rağmen burayı mesela kimin olduğunu bilmiyordum. Buraya geldiğim zaman içeriye girdik. Böyle çok tuhaf geldi bana. Böyle duvarlar yıkılmış, çökmüş halinde. Bakımsız. Bakımsız. Arkadaşlar söylediler işte Nizamülmülk Melikşah şey. Ben o şekilde tanıdım. Sonra zamanla buraya şey yaptılar. Yani bakım yaptılar, bu şekilde bu hale geldi. Hala da şey tam olarak bakımı değil. Tam ara sokakların içinde, yani burada bir türbe olduğunu kimse bilemez. Evet, eğer zaten bir ekstra tabela falan da yok yani. Aynen. Ama zaten bölge halkı bilmiyor. Bölge halkı bilmedikten bak, sonra kilitli. Sağ tarafta, şimdi şurası. Şurası. Kapısına şimdi kilit vurulmuş. Burası. Kültür Bakanlığı'na ait değil, tamam mı? Buraya belediye bakıyor, İsfahan Belediyesi. Eskiden buranın görevlisi caminin bir hadımıymış. Biz her zaman buraya geldiğimiz zaman onu arıyorduk, anahtarı getiriyorduk. İçeri giriyorduk. Açıyorduk. Şu anda mesela burada bir tane cep numarası yazıyor, bir bakayım. İnşallah gelirler.
Nizami Mülk'ün bizim tarihimizde yeri çok büyük. Zaten İslam tarihinde başvezir unvanını almaya hak kazanmış bir isim. 30 yıl boyunca Sultan Alparslan ve Bekişah'a başvezirlik yapmış ve çok önemli siyaset bilimcisi, aynı zamanda da siyasetnamenin yazarı. Büyük vezir unvanını almaya hak kazanmış bir isim Nizami Mülk. Büyük Selçuklu Devleti'nin başveziri, devlet adamı, siyaset bilimcisi. Nizami Mülk, Alparslan'ın kardeşiyle olan taht kavgasında Alparslan'ın tarafında yer almış. Alparslan tahta geçtikten bir süre sonra vezirini azledip yerine Nizami Mülk'ü getirir. Manazgirt Muharebesi hariç Alparslan'ın bütün seferlerine katılmıştır. Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından Sultan Melikşah'ın tahta geçmesinde ona büyük destek olur. Aralıksız yaklaşık 30 yıl Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah'a, dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'ne hizmet etmiştir. Katıldığı askeri harekatlarda büyük başarı sağlar. Her iki sultanı önemli tehlikelerden kurtarmıştır. Sultan Melikşah döneminde Hasan Sabbah ve örgütü ciddi bir tehlike arz ediyordu. Nizami Mülk, Hasan Sabbah ve örgütüne karşı hem askeri hem de ilmi sahada büyük bir mücadele vermiştir. Ha, süper. Telefon numarası koymuşlar. Eğer Türkiye'den gelen biri olursa, tabii ki biz bu Latin alfabesi kullanmadığı için anlayamayabilirsiniz ama mutlaka buradan birine sorarsınız. Aynen, buradaki bu bakkala şey söyleyebilirler, onlar ararlar. Aynen. Normalde hemen böyle tepesinde eskiden tabela varmış. Ama şu anda tabelayı da kaldırmışlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde, yani eğer İran'dan tanıdığınız yoksa, dil de bilmiyorsanız çok zor bulmanız burayı. Hayli memnun. Az kuzat aş mı bu da? Az Türkiye. Türkiye. Az Türkiye hayli mi ya? Bale az Türkiye hayli mi? Hayli. Hayli dediğin de orayı. Diyor ki Türkiye'den çok geliyorlar buraya. Türkler bu şey türbelere çok inanıyorlar buradaki. Evet. Normalde şimdi mesela kapısı kilitliymiş ya, Türkler nasıl anlıyormuş, dolaşıyorlarmış? Yani ki alan ki dereş başta aslında diyor ki ya. Eğer mesela Farsça bilmeyen buraya gelirse zaten biz burada arıyoruz. Onlar geliyor. Bale. 20 dakikadır bekliyoruz. 10 dakikaya gelirim demişti. Ha, şimdi geldi herhalde. Dostamız Türkiye umarım. Hayli memnun dersin. Hoş geldin. Memnun oldum diyor. Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarlarından biridir. Tarih boyunca cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isim. Döneminde yazılmış olan tarihçilerin eserleri Sultan Melikşah'ın neden ve nasıl öldüğü hakkında farklı bilgiler vermektedir. İsfahan'ın eski haritasını burada gösteriyor. O bahsettiğim Selçuklu saraylarından bir tanesi. İşte burada bu haritanın içinde yuvarlak halka içinde olan işte şurayı gösteriyor. Yani bu Selçuklu Sarayı işte bu bölgede yer alıyordu. Şu anda durduğumuz yer Selçuklu Sarayları ve işte burası komple o sarayların bulunduğu bölgeydi. Böyle 4 tane kapısı vardı. Sarayın içinden böyle kocaman bir nehir akıyordu. Nizami Mülk'ün zaten medreseleri, zaten Nizamiye medreseleri adlı. Onlardan bir tanesi de bu sarayın içinde yer alıyordu. Hatta Nizami Mülk kendisi de işte bu bölgede yaşıyormuş. Nizami Mülk de zaten bu fedailer tarafında, Hasan Sabbah tarafından öldürüldükten sonra işte buraya getiriyorlar ve işte bu sarayın içinde görülüyor. Türbesi de aslında sarayın içerisinde. Sarayın içerisinde, evet. Kapının girişinde sağ tarafta bir tane, hani gösterdim ya, mescit. Caminin hemen yanında bir tane ağaç var. Çok eski bir ağaç. O yüzden bu sokağın ismi de Paçenar diyorlar. Yani çınarın hemen
yanı diye geçiyor. O çınar ağacı da Selçuklu zamanından kalmış çok eski bir ağaç. Burada da zaten fotoğrafı var. Eskiden böyleydi. Bu bahsettiğim çok eski olan, yani Selçuklu zamanında dikilen çınar. Dikilmiş olan o ağaç. Zamanla artık bu sıkıntılığı nedeniyle nehir artık yavaş yavaş burada kesiliyor. Ve bu ağaç da zamanla kurumaya başlıyor. Sonra artık kuruduktan sonra bu ağacı kesiyorlar. Kestikten sonra artık gövdesini, az önce gittiğimiz Kırksütun Sarayı vardı ya. Orada bir tane müze var. Oraya taşıyorlar. Yine yenisini dikmişler. Yenisini oraya dikmişler. İsfahan Selçuklular zamanında neredeyse 40 yıla yakın başkent oluyor. O dönemde Nizamülmülk, Melikşah, işte ünlü isimler burada hüküm sürüyorlar. Selçuklulardan 20 yıl sonra Moğollar buraya saldırıyorlar ve Moğollar buraya saldırınca ilk saldırı işte Selçuklu devletinin kalıntılarını. Ve buraya tamamen yıkım yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Bu sarayın içinde tek kalan şey işte bu mezarlıklar oluyor. Şu anda bulunduğumuz yer oluyor. Diğerleri hepsi işte Moğolların saldırmasıyla hepsi ortadan kayboluyor. Yani aslında bulunduğumuz bu bölgede Büyük Selçuklu Devleti'ne ait bir saray vardı ve saray Moğolların saldırısı sonucunda yok oluyor. Sadece şu anda bu içinde bulunduğumuz Nizami Mülk'ün türbesi sağlam kalıyor. En başta olan mezar Melikşah'ın mezarı. Melikşah'ın üçüncü eşi Terkan Hatun'un mezarı. Bu iki mezar Selçuklular zamanında kalmış. Üçüncü mezar Safeviler zamanına ait. Zaten mezar taşının üzerinde yazılıyor Muhammed, Mumin. Hem de o dönemin en ünlü şair ve ariflerden bir tanesiymiş. Sultanlığını yapmış Melikşah'ın türbesi burada. Evet, Melikşah'ın türbesi Terkan Hatun. İnsan gibi rengi değil mi? Ve innem oldu, sakin hem oldu, cevabını giriyor, bu sanki şurası. Şimdi bu mezar taşı da işte Timurlar zamanından kalmış, o dönemin meşhur veziri. Bir savaş sırasında büyük ihtimalle şehit düşüyor ve şehit lakabını veriyorlar. Kırmızı renkten yapılmış bir mezar taşı yaptırmışlar. Üzerinde selvi ağacı var. Selvi ağacı ölümsüzlüğü temsil ediyor. Yine de mumluklar var. Şu Melikşah'ın mezar taşına baktığında, şuraya baktığında rengi mermer taşından biraz daha koyu, kırmızı ton renkte yapılmış. Bunun da sebebi ne olabilir? Yani Melikşah doğal şekilde vefat etmemişti. Melikşah zehirle öldürüldüğü için, vefat ettiği için, o yüzden bu kırmızı ton renkte şeyler yapılmış buraya. Bu mezar taşı da işte Safeviler zamanında büyük ihtimalle Safavi Devlethanenin içinde bir şehzadenin mezarı olabilir diye düşünülüyor. Üzerinde yazılara göre büyük ihtimalle küçük yaşta vefat etmiş ve şehzade olduğu için buraya gömmüşler. Büyük mezar taşı da zaten girişte bellidir. Nizamülmülk'ün işte mezar taşı. Nizamülmülk zaten ülkeyi düzene getiren anlamına geliyor. Özellikle Arparslan ve Melikşah zamanında iki dönem vezirlik yapmıştı. 10 yıl Alparslan zamanında, 19 yılda işte Nizamülmülk'e vezirlik yapmıştı. İran tarihinin en ünlü isimlerinden diyebiliriz Nizamülmülk'ü. Ülkeyi öyle bir düzene getiriyor ki Nizamülmülk lakabını alıyor. Ve onun vezirliği döneminde ülke çok düzen haline geliyor. Ve Melikşah'ın baş veziri oluyor. Siyasetname adlı kitabı da çok meşhur. Hatta İran'da da çok meşhur. İranlılar böyle bir vezir, böyle bir ismin
çok fazla bilmiyorlar. Olduğunu bilmiyorlar. Yani bizim okullarda bu şeylerle ilgili bilgilerimiz var. Biliyoruz bu isimleri, tanıyoruz. Ama mezarları nerede olduğunu çok fazla bilinmiyor. Çok fazla bilmiyoruz. Evet. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'in türbesi de Rey şehrinde. Rey şehri de aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış şehir. Mezar taşı da işte ünlü isimlerden birisinin mezarı. Burada Hac Kuze Kenani diye yazıyor ismi. Hı-hı. Mezar taşının üzerinde. Yaklaşık 130 yıl önce İsfahan'da bayağı bir kıtlık geliyor. Ve bu dönemde artık insanlar hastalıklardan dolayı işte vefat ediyorlar, ölüyorlar. Bu sefer kendisi tacir olduğu için ve çok zengin olduğu için İsfahan halkı için işte erzak, ilaç falan bu şekilde buraya getiriyor ve insanları bu şekilde kurtarmaya çalışıyor. Halk da, İsfahan halkı da bu kişiyi çok sevdikleri için vefat ettikten sonra türbeye gömüyorlar. Mutlaka yani mezarının burada bu ünlü isimlerin yanında olmasını istemişlerdi ve buraya getiriyorlar ve buraya gömüyorlar. Buranın da en yeni mezarı da zaten bu. Bu yaklaşık 1900 yıl önce buraya gömülmüş. Kendisinin fotoğrafı da burada yer alıyor. Bana bahsettiğim kişi. Evet, kişi. O da ailesi herhalde. Burada çok eski bir tane fotoğraf var. Bu adamların burada durduğu yer tam burası. Burası türbe, yani birkaç tane mezar olduğu için burası bu mahalle halkı tarafından kutsal sayılıyordu. Ve özellikle mesela Muharrem etkinlikleri, bazen mesela şehadet yıl dönemlerinde işte özel günlerde. Özel günlerde burada etkinlikler yapılıyordu. Fotoğrafta da baktığımızda Muharrem etkinlikleri var. Burada gördüğünüz bu bebek şu anda bu beyefendinin dedesi oluyor. Evet, şu anda bu bebek 70'ler yaşında. Yani Melikşah döneminde Celali takvime geçiyorlar. Aynen, evet. Normalde çok daha bakımsızdı galiba ama son zamanlarda belki biraz daha tadilat yapılmış şimdi, burada. Evet, bu beyefendi buraya geldikten sonra baya bakım yapıyor. Hatta bazen kendi masrafıyla da buraya şey yapıyor. Normalde kültür, buradaki İran'daki Kültür Bakanlığı'na bağlı değil, sadece belediyeye ilgileniyor. Yok, bağlı değil, belediyeye ait. Yine de bunlar izin belgesi, şeyler, evraklar falan almışlar. Buranın görevini bu beyefendiye vermişler. Hı hı. Ben yaklaşık 9 ayda buraya gelmedim. Şimdi içeriden girer girmez kapıdan baktım, buralar çok güzel bir haline gelmiş. Hı. Çok mutlu oldum. İnşallah buraya sık sık yani Türkler gelir. Yani İnşallah. Türklerin bizim tarihimizde kesinlikle çok önemli bir yer var. Yer. Nizami Mülk aynı zamanda yine Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'ın oğlu ve aynı zamanda yine Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanlığında yapmış bir isim. Bu türbede bizim tarihimiz için, Türk İslam tarihi için çok önemli isimler yatıyor. Ama maalesef kapısında tabelası bile yok. Çok fazla bilinmiyor. Duamızı da ettiğimize göre artık türbeden ayrılabiliriz. Aslında buradaki görevli abi ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Çünkü sonuçta geldi, kapıyı açtı, içeriye girebildik ve aynı zamanda diğer görevliye göre galiba burayla daha fazla ilgileniyormuş. Great Selçuk Empire diye Instagram hesapları varmış. Google'da yer alan yerde eğer gelmek isterseniz bir numara yer alıyor. Ama o numara eski görevlinin numarasıymış. Değiştirmeye çalışmışlar ama değiştirememişler. Merci. Hayli memnun. Hüdafız. Biz gidince kapı yeniden kapandı. Nizamülmülk 1092'de Hasan Sabbah'ın fedaileri tarafından öldürülmüştü. Türbesi de İran'ın İsfahan şehrinde, şu anda Nizamülmülk sokağının bulunduğu köşede. Bizde kapı kapalıydı, kilitliydi. Biz açtırdık. Siz de eğer gelirseniz telefon numarasıyla ulaşıp kendisine kapıyı açtırıp ziyaret edebilirsiniz.